yanımda kal, yanımda kal. Doğru doğru. Hatta Yonca Evcimik'in bir şarkısı vardı değil mi? Neydi? Sabah 8-11. Onu seversin. Hayır, ben keşkek severdim. Bilemedin. Ben de bilemedim. Evet, köfte. Allah'ım, ceza, ceza geldi. Kavuşmaya ah geceler. Evet. Evet, Tetris. Çok severdim. Üzülme, üzülme, unutmam ayrılık var diye. Üzülme, üzülme, aşığım seviyorum ben de. Dön bebeğim, dön çaresiz başım, ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar senin. Dön dön bebeğim, hasrete gebeyim. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Bugünün yarınların günahkar, yakanı bırakmaz ellerin. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün 90'ları anacağız. Kuzenimle beraber Fatoş Orhan'sa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onunla çocukluğumuz geçti. Sırdaşım, yoldaşım, arkadaşım. Gerçekten her şeyi yaptık beraber değil mi? Aynen, benim için de kesinlikle evet. Öyle. Yani hani her insanın böyle bir dostu olmalı. Yıllar geçse de iyi ki diyebilmeli. Benim de iyi kim kendisi. Ben de. Ya ağlama, tamam. Tamam, şimdi ağlama yok. Ağlama yok, güleceğiz tamam mı? Sakın. Bilirler beni zaten. Gülmeyi severim. Çok da ağlarım da gerçek. Neyse. Oraya girmeyelim. Evet. Şimdi birbirimize sorular soracağız ve o soruların cevabını eğer biz kendimizde bulamazsak, mesela benim sorduğum sorunun cevabı Fatoş beğenmezse ya da onun düşündüğü cevap değilse bana ceza verecek. Ve ben soruların hiçbirini bilmiyorum. Cezayı söylüyorum. Ceza, onun istediği sanatçıdan bir şarkı söyleyeceğim. Yani benim istediğim değil, onun istediği bir şarkıcı. Tamam. Ondan tamam. Ben de aynı tamam. Şekilde ona kendi istediğim şarkıcının şarkısını söylemesini isteyeceğim. Artık hani rap mi olur, pop mu olur, rock mu olur, artık orası ne olacak bilmiyoruz. Sorulara geçeceğiz. Valla şimdiden bence korkmalısın. Ne diyor? Tamam. Sorumla hemen geliyorum. Aynı soruyu bana da soracak. 90'larda beraber yapmayı istediğimiz en güzel etkinlik sence ne? Benim kafamda birkaç tane cevap var. Bakalım bilebilecek misin? Şey yapardık. O dönemin pop şarkılarından aynı hareketlerle senkronize böyle danslar çıkarırdık. Onu çok yapardık. Doğru doğru. Hatta Yonca Evcimik'in bir şarkısı vardı değil mi? Neydi? Sabah 8-15 vapurunda onu gör. Abi, evet. Bir de şey vardı. Neydi? Makarina. Makarina evet, vardı. Evet, doğru. Makarina. Bence doğru değil mi? Doğru, doğru mu? Doğru, aynen doğru. Şimdi ben söylüyorum cevabımı. Söyle. Ben de kasetçilere sesimizi kaydedip radyoculuk oynamayı seviyorum. Evet. Doğru mu sence? Doğru. Sen de sever miydin? Evet. Anneannemin tamam. Haç kasetlerinin üstüne çekerdik. Evet. İkimiz de o zaman birbirimizin cevabını bulduk değil evet. Mi? Tamamdır. Hemen ikinci soruyu geçiyorum. 90'larda yaptığın ve pişman olduğun şey? Pişman olduğum, onu hiç unutmam. Yine anneannemlerin, biz daha çok anneannemlerde bir araya geldiğimiz için yağmur yağmıştı. Böyle sokakta bir su birikintisi oluşmuştu. Hı-hı. Ve çok fazla solucan vardı etrafta. İkimiz de birer tane çubuk aldık. Solucanları bir kutuya doldurduk. Güya tavuklara yedireceğiz. Evet. Onlar da içeride dolaşmışlar, düğüm hepsi olmuşlar. Hepsi birine düştü.
attık tavuklara, bir tane tavuk yedi, diğerleri aç kaldı. Çok hatırlıyorum. Üzülmüştüm. Hatta biz böyle eşeşlerim dedik, ondan iki tane, o iki tane yesin, öbür tavuk evet. da yesin derken hepsini bir horoz kaplıydı değil mi? Horoz kaplıydı, hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum bunu ve ben de pişman olmuştum. Evet. Benim cevabımı vereyim. Biz bir araya geldiğimizde böyle bir ortamda çok gülerdik. Ve mesela yabancı biri geldiyse bize sinir olurdu. Yani derdi ki bunlar bize mi gülüyor falan. Aslında öyle bir şey yok. Biz her şeyi gülerdik yani, yani sebepsiz. Atıyorum kaşın niye böyle oldu? Gözün niye şöyle? Hani öyle saçma sapan her şeyi gülebilirdik. Doğru mu sence? Evet doğru, aynen. O zaman sonra ikimiz bu sefer bayağı da sıkıntı çektik yani. Soruların ondan. Cevabı da doğru. Hemen 90'larda beraber yapıp yediğimiz ailecek en sevdiğim yemek benim neydi? Yemek. Sen sarma seversin. Ding ding ding. Bilemedim. Bilemedin mi? Bilemedim. Hayır. Sarma seversin. Hayır, sen. Ben keşkek severdim. Bilemedin. Tamam, ben sana ceza vereceğim. Önce bir de senin tamam, cevabını alalım. Ben de severdim. Sen şey severdin. Neyin adı? Neydi ya? Pişi severdin. Pişi. Böyle ben şey pişi. Annem çok şeyli yapardı. Pekmezli. Benim en sevdiğim yemek fırında patatesli. Ben de mi bilemedim? Evet, köfte. Allah'ım, ceza geldi. Evet. Tamam, aklıma kim gelsin? Eski Türk filmleri severdin, sen onlardan birini yap ya, dur. Neşe Karaböcek. Neşe Karaböcek. Gökte yıldız az kaldı, ah ah ah. Kavuşmaya az kaldı, ah ah. Bravo. Ah. Bravo. Seda Sayan yap, hadi bakalım. Arkadaşım ama hiç sevmem ama neyse. Ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler, ayrılıklar vurur beni. Oğlum. Tamam. Seda Sayan diyeyim. Devam ediyoruz. Bu kısım ceza aldık. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Evet. 90'larda en sevdiğim, benim en çok dinlediğim şarkı. En çok dinlediğin şarkı. Ama bilmiyorum. Çok şarkı dinlerdin sen. Böyle çok dinleyip hani devamlı dinlediğim. Sarıp sarıp. Yok. Bilemedin mi? Bilemedim. Ben seninkini söyleyeyim mi? Söyle. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını dinlerdin sen. Sen çok dinlerdin, evet. Ama sen de çok dinlerdin. Ve şimdi ben hani belirli Yıldız bir dinlediğim Yıldız Tilbe'nin delikanlımı çok dinlerdim. Çok. Evet. Sen bilemedin. Ben Tarkan'dan şeyi dinlerdim çok. Sabret İnci Tanem. Onu bilemedin. Sana ceza geliyor. Evet. Tamam, hadi sana kalsın. Kim istiyorsan onu yap. Hadi. Kimi yapayım? Yok. Taklit hadi. Mi? Taklit değil. İstediğin, hadi istediğin şarkıcı olsun. Ama bu sabah sensiz uyandım. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. İlk. Unuttum. Tamam, olsun. Oldu. Oldu. Peki. Son soruya geçiyorum. 90'larda en sevdiğim benim oyuncak hangisiydi? Oyuncak demeyelim de oyun da olabilir. Hani o zamanlar şey oyunlar yeni çıktı ya, dijital. En çok sevdiğim, benim devamlı... Tetris mi? Evet. Evet, Tetris çok severdim. Tetris çok oynardım. Ben seni biliyorum. Bloklar, evet. Sen Street Fighter o şeyleri çok severdin. Doğru mu? Şey çok oynardım, evet. Prensesi kurtarma. Evet, Mario muydu? Mario. Evet. İyi, bunu da bildik. Bildik, evet. Evet, 90'lar çevirici bence başarıyla tamamlanmıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir anmak istedik. O yıllara gitmek istedik. Hele bu dönemde, bu çağda yaşadıktan sonra o yılların kıymetini daha mı iyi anlıyoruz? Ne? Kesinlikle. Keşke evet. Herkes yaşayabilseydi. Evet. Dijital olmayan bir çağda beraber oyun kurduğumuz bir dönemdi ve çok güzeldi gerçekten. Evet. Hadi çok sevdiğimiz bir şarkıyla bitirelim. Neyle bitirelim? İnci Tanem'le bitirelim mi? Tamam. Sabret! Sabret İnci Tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.